Tüm tüylü mikrofon severlerine ve sana çok teşekkür ederim benim sesimi duyurmama imkan verdiğin için. Ne demek, benim için şeref. Benim için ayrı bir şeref Oğuzhan abi. Ne diyorsun kardeşim, yani sorumuza gelecek olursa kendi geleceğini, ülkenin geleceğini nasıl görüyorsun? Büyüklerine ne söylemek istersin? Büyüklerinin ülkede ilk düzeltmesi gereken şeyler nedir? Abi benim düşünceme göre ilk önce ülkede düzeltilmesi gereken şey bir önem konusu. Yani insanların önem verecekleri konular bence değişmeli ve artık Z kuşağına önemi alınmalı diye düşünüyorum. Ekonomi, adalet, eğitim seviyesi zaten bunlara bağlı olarak refah düzeyi gerçekten çok düşük durumda. Ve hani insanlar artık seslerini duyurmak için ne yapacaklarını şaşırıyor. Seslerimizi duyursak bir işe yarıyor mu? O da muamma tabii ki. Ekonomi nasıl düzeltecek? Adalet nasıl düzelecek? Eğitim nasıl düzelecek? İlk önce bence bunların ana maddesi eğitimden geçer diye düşünüyorum. 7 yaşında bir çocuğa ilk önce sınavları dayatmak yerine işte genel ahlak bilgisi veya ülkenin refah düzeyleri ve benzeriler basitleştirilmiş bir dilde anlatılması bence daha mantıklı geliyor bana. Ekonomik olarak 2002 ve 2006 senelerinde bildiğimiz üzere AKP'nin güzel bir kalkınma yapıldığı söylenmişti. Yani ben buradan girmek istedim. Açıkçası öyle bir şey yok. Bizim atalarımızın 80 senedir tırnaklarını kazıya kazıya kurduğu fabrikaları şu anda kapatıyorlar bildiğin üzere. Ve şu anda neredeyse 124 tane Sayıştay'ın raporuna göre üretim merkezi kapanmış durumda. Ekonomi nasıl kalkınacak? Üretim olmazsa ekonomi nasıl kalkınabilir? Dolarla, euroyla görüyoruz zaten. Tabii Türk parası değersizleşiyor. Aslında onlar yükselmiyor. Türk parası değersizleşiyor. Evet, faiz de zaten bu kadar düşebilirdi dolar euro. Şu anki hallerini görüyoruz. İşte söylüyoruz vatandaşı, diyoruz abicim işte euro bu kadar, dolar bu kadar. Adam bana diyor ki cebinde 5000 liralık telefon var. Ya benim zaten o telefonun 5000 lira olması sıkıntı değil mi? Sen benim telefonumla ülkenin ekonomisini nasıl anlayabilirsin ki? Saçmalık ya. 2002-2008 muhabbetine gelirsek AKP 80 senedir bizim atalarımızın kurmuş olduğu o üretim merkezlerini kapattı 15 senede ve o dönem yükseldi diye gözüktü. Ya ülkede üretim yok abi. Şu an ülke ayaktaysa eğer, ayakta olmasının tek sebebi vatandaştan sömürülen zamlardır. Ha, ben zam alınmasın mı diyorum. Zam alınsın. Zam bir ülkenin en büyük maddi kaynaklarından bir tanesidir. Fakat vatandaş neden bu kadar çok sömürülüyor? Bir insan gidip 12 saat çalışıyor. Sonucunda aldığı maaş 2800 lira, 3000 lira. Yani gerçekten bu ülkeye artık yazık diyorum. Ben başka bir şey demek istemiyorum ya. Peki bu gençler sürekli yurt dışına gitmek istiyor biliyorsun. Yani bulaşıkçılık bile yapsam diyor. Mesela adam mühendis, üzülüyorum. Belki senin de yurt dışı hayalin var. Bir şey söylemiyorum ama. Yani bu konu hakkında ne söylemek istersin? Gerçekten gençler bu kadar umutsuz mu? Her konuştuğum gencin 10'da 9'u gitmek istiyor. Abi, senin arkadaşların da öyle mi yani? Nasıl? Benim arkadaşlarım ve bir döneme kadar ben de öyleydim. Gerçekten ülkede herhangi bir umut kalmadığından, eğitim seviyesi çok düşük olduğundan ve ekonomik zorluklardan dolayı ben de arkadaşlarımla gitmek istiyorduk. Hani ben birkaç tane şey söyledikten sonra onlar da artık birazcık düşüncelerini değiştirmeye karar verdiler. Yani bu bir inat meselesi gibi bir şey bana göre abi. Onlar bizim okumamızı zorlaştırıyorsa biz inadına gideriz, daha çok çalışırız. Ha şimdi ekonomik durumu olmayan bazı arkadaşlarımız var. İşte bazı insanlar var, nasıl okuyacağız diyorlar. Şimdi baktığımız zaman abi bu zorunlu bir şey haline geliyor. Ülkede ne ekonomi kalmış, ne eğitim kalmış, ne adalet kalmış. Elmalı davası ya abi. Çok üzücü bir durum. Gerçekten çözüm olmayan dava olur mu? Çok kötü ya. Gerçekten hani Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi dışında bütün mahkemeler, babaannesi, çocuklar. Abi o resim neydi gerçekten ya? Benim içim burkuldu ya. Kardeşim helal olsun, kendini çok güzel geliştirmişsin. Böyle senin gibi gençler gördükçe benim bu ülkeye, bu vatana ümidim daha da çok bağlanıyor. Şu konudaki fikrini merak ediyorum. İktidardan memnun değilsin. Peki sence muhalefet bugüne kadar nerelerde eksiklik yaptı da 20 yıldır aynı hükümet seçiliyor? Ve önümüzdeki seçim de var. Ve gene kaybedebilir muhalefet. Böyle bir gerçeklik de var. Sence neler yapmalı muhalefet? Abi şimdi benim arkadaş çevreme baktığım zaman da genel bir değerlendirme yaptığım zaman da muhalefet Z kuşağını zamanında oynamadı. Gerçekten şu an korona süreci de bize güzel bir katkı olmuş diye düşünüyorum. Gerçekten zamanında da Z kuşağı oynasaydı iyi şeyler olabilirdi. Ha şimdi şöyle bir şey var. Muhalefet burada yaptığı hata dediğim gibi Z kuşağıydı. Yani muhalefet geçmişte gençlerin önünü açmadı diyorsun. Gençlere projeler sunup gençlerin dikkatini üstüne çekmedi mi diyorsun? Evet, yani muhalefet bence bir kıvılcımlaşma bekliyordu ve İstanbul, İzmir, Ankara'nın kazanılması, üç büyük şehrin kazanılması güzel bir kıvılcım oldu diye düşünüyorum. Ve ayrıyetten de bildiğiniz üzere Ekrem Başkan olsun, Mansur Yavaş olsun, Kemal Kılıçdaroğlu olsun, Jahreyn'in yayınlarında, Pico'nun yayınlarında bildiğiniz üzere gerçekten çok güzel bir şekilde ulaşıyorlar gençlere, doğru. Evet, bildiğiniz üzere hani gençlerin de bir oy kapasitesi var ve oy potansiyeli var. 116'lık bir oy potansiyeli var ve hani gençlerin de kimi daha çok desteklediğini görebiliyoruz.
görebiliyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın açtığı yayındaki dislike sayılarını gördük. Bir de bildiğiniz üzere Cahreyn'in yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yayında da like sayılarını gördük. Evet. Yorumları, chat'i gördük. Hani gerçekten iddialı vaatler sundu Kemal Kılıçdaroğlu bize. Ama ben arkadaş çevremden edindiğim bilgiye göre şöyle bir şey var. Çoğu kişi Mansur Başkan'ı tutuyor. Bana göre açıkçası CHP'den herhangi bir kişinin genel başkan olarak ve cumhurbaşkanı olarak başa atanması muhtemel. Yani ben herhangi bir ayrımcılık şu anda sezmiyorum. Fakat benim çevreme baktığımız zaman daha çok Mansur Başkan'ı sevenler olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu başta kalırsa veya başka bir başkan gelirse genel başkan olarak CHP'nin burada zorlanacağını düşünüyorum ben. Helal olsun kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık. Tekrardan söylüyorum. Helal olsun. İyi ki senin gibi kardeşlerimiz var. Son sözlerini de alalım. Tabii. Sen İzmir'desin. İzmir'de yaşıyorum. Evet, İzmir'de yaşıyorum. Öğrenim durumu şu an lisede miyiz? Şu anda 8. sınıfım. Seneye LGS'ye gireceğim Allah'ın izniyle. Maşallah, maşallah. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim gibi sesini duyurmak isteyen kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim varsa Gündem Tablosu YouTube kanalım abi. Herhangi bir videonun altından Instagram, Twitter, Discord'uma ulaşabilirler. Gerçekten bu ülkeyi... Yani. Ben yoruma atarım abi. Sen de sabitlersin. Ben de sabitlerim kardeşim. Teşekkür ederim. Bu ülkeyi biz kaldıracağız. Biz helal kalkındıracağız olsun abi. Helal olsun kardeşim. Kardeşlerim, sizler nasıl düşünüyorsunuz? Duydunuz genç kardeşimizin konuşmasını. Gençlere söz vermek istiyorum daha çok. Gençlerin düşünceleri söz hakkı, çok önemli. Evet, söz hakkı tanınmalı herkese. Burada affedersin sınav haftası. Adam sınav haftası diye bizi bitirdi. Sınav haftası. Bizi okula göndermedi. Ondan sonra diyor sınava gidin. Biz okul okumamışız. Uzaktan eğitime kimse girmiyor burada. Bu millet nasıl sınava girsin? Sence kardeşim, sen bir genç olarak ülkende en önce düzeltilmesi gereken mesele nedir? Öyle sorayım. En önce düzeltilmesi gereken mesele bu ülkede abi, birincisi adalet yok. Bir kere bu ülkede adalet ve eşitlik olsa herkes aynı şartlarda yaşar. Zenginle fakir aynı muameleyi görmüyor mu mahkemeler? Görmüyor. Aynı muameleyi görmüyor abi, burada. Parayı basan kazanıyor. Yani aynı onun gibi bir şey abi. Görmüyor. Burada artık her şeyi bitirmiş, ülkemiz faşist olmuş yani. Arkadaş adaletten bahsetti. Şimdi ben bazı sınavlara girdim, mülakatlara girdim. Daha yüksek puan aldım. Yani bunun sporu vardı, şey vardı. Daha yüksek yaptım, daha iyi yaptım. Sicilim de temiz, her şeyim de temiz ama açıklandığı zaman kazanamadınız yazıyor. Torpil lazım diyorsun yani. Yani torpil yapıyorlar büyük ihtimalle yani. Çünkü etrafımda görüyorum mesela benimle birlikte sınava giren bazı arkadaşlarım var. Yani benden daha düşük yapmış. Ya ben Diyarbakırlıyım, açık söyleyeyim. Adamın başka şeylerle de ilgisi var yani. Benden daha düşük yapmış, benden daha düşük puan almış. O kazanıyor, ben kazanamıyorum. Yani bari kazanamadık, neden kazanamadık? Onu söylesin. Onu söylesinler. Aynen. Yani sen şundan kazanamadın ya da bundan dolayı kazanamadın. Bir açıklama yapsınlar. Peki ya bunlara... bir öngörünü merak ediyorum. Genelde sorarım bu soruyu. Sence önümüzdeki dönemde hükümet tekrar kazanır mı yoksa muhalifler mi kazanır? Valla yani muhalifler kazanamaz gibi geliyor abi. Çünkü hükümet yine kazanır. Tamam, Z kuşağı diyoruz da. Yani Z kuşağı geliyor diyoruz da. %16 bir oy potansiyeli var Z kuşağının. Yüksek bir oy potansiyeli. Tabii karşısında da muhaliflerin hiç şimdi, kaybetmemiş bir parti şimdi var. Şimdi karşısında duracak adam çok önemli abi. Sizce kimdir kardeşim? Şu anda en güçlü aday Cumhurbaşkanı'nın karşısında. Vallahi bilmiyorum abi. Ben hiçbirini tutmadığım için. Şu anda Cumhurbaşkanı olabilecek tek bir insan varsa o da Mansur Yavaş'tır. Gençler arasında çok duyuyorum evet, bu sözleri. Sadece gençlere Mansur ulaştı, Yavaş. Burada evet hiçbir, ben CHP'li bir insanım. Benim ailem de CHP'li. Ben Atatürkçü, layık bir insanım. Ama bak ben CHP'ye oy vermem. En fazla bu Mansur Yavaş eğer Cumhurbaşkanı adayı olursa ben ona oy veririm. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na kesinlikle oy vermem.